Ne zamandır karşı karşıyayız Bora? Hamleler yaptık. İleri geri adımlar attık. Şunu açıkça söyleyeyim. Sen kazandın. Ben kazanmadım Berzen. Ben kaybettim diyeyim. Sen de kaybetmedin. Kazanan ve kaybeden yok. Geçen gün bir başıma satranç oynuyordum. Tek başıma kalınca seviyorum kendimle satranç oynamayı. Bir taraftaki Berzan karşı taraftakine hamle yapıyor. Sonra karşı taraftaki Berzan öbür taraftakine hamle yapıyor. Neticede canın hangi Berzan'a kaybettirmek istiyorsa o kaybediyor. Yani haklısın. Kazanan ve kaybeden yok. Belki sadece Zeliha kazandı. Hayatı kurtuldu. Bu da doğru değil belki. Töre hükmünden, ölümden. Ben sadece Zeliha'yı vermeni istedim. Töre öldürmeyi emretmiyor mu? Evet. Ama ben sadece Zeliha'yı ver dedim. Öldüreceğim demedim. Peki o zaman niye istedin Berzan? Bunu en iyi senin anlayacağını biliyorum Bora. İstedim. Seni karşıma aldım. Herkesi karşıma aldım. Çünkü Zeliha'yı seviyorum ben. Çok. Onun için düşündüm ki arkadaşım beni iyi anlar. Sıla'yla neleri atlatıp bugünlere geldiğinizi biliyorum. Tamam ama bir şeyi unutuyorsun Berzan. Sıla da beni istiyordu. Zeliha istemiyor. Zorla olur mu? Olmadı. Olması için ufacık bir ihtimal olsaydı dünyayı yerinden oynatırdı. İşte hepsini dinledim Bora. Arkadaşın bir başka yüzünü daha gördüm. Keşke olaylar başka türlü gelişseydi. Ama yapacak bir şey yok. Evet. İşte tüm bu sebepler yüzünden ben buralardan gidiyorum Bora. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı, ne yapmayacağımı hiç sormuyorum. Çünkü bilmiyorum. Uzakta, çok uzakta sıradan bir hayat. Bir aile kurmaya çabalayacağım. Başarır mıyım onu da bilmiyorum. Geleceği hiçbirimiz bilmiyoruz Berzan. Doğru. Haklısın. Ben bunları bilmeni istedim. Bugüne kadar aşiret içinde yaptığım tüm mücadelelerde haklısın arkadaş. Hayat böyle sürmemeli. Ama bunu yaparken dikkat et. Benim gibi kendinle satranç oynama. Bir gün kendini yeniveririz. Geldiğin için sağ ol. Olanlara gerçekten üzüldüm. Anlattığın için sağ ol.